Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde sizlere sıvı ölçüleri konusunu anlatmaya çalışacağım. İlk önce küçük açıklamalarımız var. Onları okuyarak başlıyorum. Sıvılara ölçme birimi litredir. Litre kısaca büyük L harfi ile gösterilir. Ekranı biraz daha şöyle ayarlayalım. Litreden daha az miktarda olan sıvılar ise mililitre ile ölçülür. Mililitre de kısaca küçük M ve büyük L harfi ile birlikte yazılarak gösterilir. Millitre litrenin binde biri kadardır. Yani 1 litre eşittir bin millilitre olur. Peki yarım litre ne kadardır? Binin yarısı 500 olduğu için 500 mililitredir. Çeyrek litrede de binin dörtte biri olduğuna göre dörde böldüğümüz zaman 250 millilitre olur. Bir litrede 2 tane yarım litre vardır. Evet 2 yarım litreyi birleştirdiğimizde 1 bir litre olur. 1 litrede 4 tane çeyrek litre vardır. 4 tane çeyrek litreyi birleştirdiğimizde yine 1 bir litre olur. Alıştırmalar bölümüne gel geldik. 1 litre nokta nokta mililitre. Yukarıda da söylemiştik. 1 litre 1000 mililitre. 3 litre ne olur? 3000 mililitre olur. Şöyle yazalım. 25 litre 25000 mililitre olur. O zaman 25 yani 1000 ile çarpıyorum. Dikkat etmişsinizdir. Fark etmişsinizdir. Peki mililitreyi litreye nasıl döndürüyoruz? Bu kez 1000 ile bölmek zorundayım. Bölmeliyim. O zaman 3 tane sıfırı silebilirim. Veya 3 rakamı ayırmam gerekir. 3 rakamı 3 sıfırı sildiğim zaman 2000 mililitre 2 litre olur. 14.000 mililitre bakın 3 sıfırı yine sildiğim zaman 14 kalıyor. 14 litre 128 bin mililitre yine 3 sıfır attığım zaman 128 litre ediyor. Devam edelim diğer kağıdımıza. Hem litre hem de mililitre olarak verilen ölçüyü mililitre olarak yazmamız istenmiş. Yani 3 litre ve 400 mililitre 3400 oluyor. Bakın 3 ile 400'ü birleştirdiğimiz zaman zaten 3400 olur. Ya da diğer taraftan düşünelim. 3 litre 3400 de burada var. 3400 mililitre oldu. 8 litre 600 mililitre 8650 oluyor. Şöyle yazalım. 17 litre 12 mililitre 17012 oluyor. Yalnız burada dikkat edin. Hemen 12'yi yazmıyorum. 012 yazıyorum. Çünkü 17012 yazmak için ortaya 0 koymak zorundayım. 12 litre 5 mililitre 12.005 yapar. O zaman 12.005 de şu şekilde yazılır. 0.05 diye. 12.005 mililitre oldu. Peki mililitreleri litreye döndürürken sonunda 0 yoksa ne yapacağım? Hani sıfırlar olduğunda 3 sıfırı siliyordum. 1000'e bölmüş oluyordum. Bu kez de 1, 2, 3 rakamı ayıracağım şöyle. Burası litre. Yani 1 litre. Kalanlar da mililitre. 857 mililitre oluyor. Yani sonunda sıfır yoksa biz de rakam silmiyoruz. 3 tane rakamı ayırıyorum. En sağdan başlayarak. Böylece litrelerle mililitreleri ayırmış oluyorum. 6712 mililitre. Kaç litre kaç mililitre eder? 1, 2, 3 rakamı şöyle çizdiğim zaman 6 litre 712 mililitre ediyor. 73.004 mililitre. Hemen 3 rakam ayırdım. 73 litre ve 4 mililitre oldu. Peki 4 litre kaç tane yarım litre eder? Hani 1 litrede 2 yarım olduğuna göre 2 ile 4'ü çarparsak 2 çarpı 4 eşittir. 8 tane yarım litre olur. 10 litrede kaç tane? 500 mililitre. Bakın burada yanıltmak için mahsus 500 mililitre yazmışlar. 500 ile yarım aynı zaten. Yani 10 litrede kaç tane yarım litre var? Yine 10 ile 2'yi çarparız. 20 yarım litre olur. O zaman buraya 20 yazarım. Peki 23 litrede kaç tane çeyrek litre var? 1 litrede 4 çeyrek olduğuna göre 23 ile 4'ü çarparız. 4 kere 3 12 elde var. 1 4 kere 2 8 bir de elde 9. 92 tane yarım şey özür dilerim çeyrek litre varmış. Peki sıvı ölçüleri ile ilgili problemler nasıl oluyor? Onlara bakalım. Kolaydan zora doğru çözmeye başlayalım. Birinci problemimiz 3 litre sütün 2125 mililitresi kullanıldı. Buna göre kaç mililitre süt kaldı? 3 litreyi ben ilk önce mililitreye döndürmeliyim. Yani 3000 oluyor. 1000 ile çarptığım zaman bu kadar kullanılmış. 2125'i çıkarıyorum. Evet sıfırdan 5 çıkmaz. Burada yok. Burada yok. Ta buradaki komşudan buraya vererek geliyorum. Buraya verdim. Buraya verdim. Buraya verdim. 10. Bunda 9. Bunda 9 kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5. 9 kaldı burada. 9'dan 2 çıktı. 7. Burada da 9 kaldı. 9'dan 1 çıktı. 8. Burada 2 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0. Demek ki 870 mililitre süt kalmış. İkinci sorumuz Hüseyin marketten 12 tane yarım litre 16 tane çeyrek litre meyve suyu almıştır. Buna göre Hüseyin kaç litre meyve suyu almıştır? Şimdi 12 tane yarım kaç e, tam litre eder? O yüzden onu ne yapmalıyım? 12 bölü 2'yi 2'ye bölmeliyim. Çünkü 1 litre 2 yarım olduğuna göre 6 tane litre eder. 6 tam litre eder. 16 tane çeyrek litre bu kez 4'e bölmeliyim 16'yı. Evet 4 litre çeyreklerden geldi. 6 tane yarımlardan 4 de çeyreklerden geldi. Topladığım zaman Hüseyin 10 litre meyve suyu almış toplamda. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Zeytinyağının çeyrek litresi 7 lira olduğuna göre 18 litresi kaç liradır? Bu soruyu şöyle yapabiliriz. Çeyrek litresi 7 liraymış. Biz önce 1 litrenin kaç lira olduğunu bulabiliriz. Çeyrek litre 1 litrede 4 tane çeyrek olduğuna göre 4 ile 7'yi çarparız. 4 kere 7 28. Demek ki 1 litresi 28 liraymış. Peki 18 litre aldığımız zaman 18 litresi ne yapıyor? O zaman 18 ile 28'i çarpmam gerekir. 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 1 8 6 daha 14. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 1 2 bir de elde 3. Evet topluyorum 4 10 2 oldu 5. Demek ki 504 lira para tutuyormuş 18 litre için. Dördüncü sorumuz 96 litrelik ayçiçek yağı 2 litrelik şişelere doldurulup şişesi 6 liradan satılacaktır. Buna göre tüm ayçiçek yağı satıldığında kaç lira gelir elde edilir? 96 litrelik ayçiçek yağlarını biz 2 litrelik şişelere önce bir dolduralım. Yani onu bölelim 2'ye 96'yı. Bakalım kaç şişe olacak? 9'da 2 4 defa var. 4 kere 2 8. 1 kaldı. Şimdi 6'yı indirdim. 16'da 2. 8 defa var. Evet. ikişer litrelik şişelere doldurduk. 48 şişe yağ oldu. Ve her şişe 6 liradan satılacağı için 48 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 8 48. Elde var 4. 6 kere 4 24. 4 de elde 28. Demek ki 288 lira gelir elde edilebiliyormuş. Geldik 5. sorumuza. Hatice Hanım'ın oğlu her gün 250 mililitrelik biberonla 2 defa süt içiyor. Hatice Hanım'ın oğlu 4 haftada kaç litre süt içer? Şimdi Hatice Hanım'ın e, oğlu her gün 2 defa içiyormuş. 250 mililitre. Yani 250 ile 2'yi çarpabiliriz ya da ikisini toplayabiliriz. Şöyle toplayalım. Ne olur? 500 mililitre süt içiyormuş. E, günde Peki 4 haftada ne kadar içer diyor. 4 haftayı bulmak için ilk önce 4 bir haftada 7 gün olduğu için çarpmalıyız. 4 haftayla 7'yi. 4 kere 7 28. 28 gün acaba ne kadar içmiş oluyor. Şimdi 28 ile 500'ü çarpabiliriz. Evet çarpalım şöyle. 8 kere 0 0. 8 kere 0 0. 8 kere 5 40. 2 kere 0 0. 2 kere 0 0. 2 kere 5 10. Toplayalım. 0, 0, 0, 4 14.000 mililitre oldu bu. Ama bize ne diyordu soruda? Kaç litre süt içer? O zaman mililitreyi litreye döndürmeliyim. Yani 3 sıfırı ayırmalıyım, çizmeliyim. Bine bölmeliyim. O zaman ne kaldı? 14 litre süt içiyormuş. Hatice Hanım'ın oğlu 4 haftada. Son sorumuza geldik. Günde 200 mililitrelik zeytinyağı tüketen bir aile Nisan ayında toplam kaç litre zeytinyağı tüketir? Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. E, günde ya da hiç e, karıştırmayayım ben. Günde 200 mililitre zeytinyağı harcıyormuş bu aile. Nisan ayında kaç gün var? Önce onu hatırlamalıyım. Nisan ayında 30 gün var. O zaman 30 ile 200'ü çarpabilirim. Evet şöyle çarpalım. Sevgili öğrenciler isterseniz kısa yoldan çarpayım. Çok uzatmadan. Nasıl kısa yoldan? Yani 30'un sıfırını kapatırım. 200'ün de sıfırlarını kapatırım. Sadece rakamları çarparım. Sonra bu sıfırları eklemiş olurum. Yani şöyle yapıyoruz. 3 kere 2 6 yazdım. Kaç tane sıfırı görmemiştim ben. Kapatmıştım. 3 tane. Demek ki bu çarpmamızın sonucu 6000 oluyor. İsterseniz uzun yoldan da çarpayım olur ya arkadaşlarımızdan bazısı bu konuyu henüz öğrenmemiş olabilir. 0 kere 0 0 0 0 3 kere 0 0 3 kere 0 0 3 kere 2 6 toplayalım. Bakın 6000 çıktı. Biz kısa yoldan yaptığımızda da 6000 çıkmıştı. Yani 6000 mililitre zeytinyağı tüketiyormuş. Ama bize ne diyordu soruda? Kaç litre tüketir? Bu mililitreydi. Biz bunu litreye döndüreceğiz. Yani 6000 mililitre demek. Bine bölersek, 1, 2, 3, 0 atarsak 6 litre zeytinyağı tüketiyormuş bu aile Nisan ayında. Sevgili öğrenciler konu, konumuz dersimiz bu kadar. Sizlere her zaman olduğu gibi dersimizin sonunda iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.